halkınız size YouTuber olmaya devam etme görevi verdi. Playoff'a girmek de benim için önemliydi ama Miami Heat olamadık tabii. Thomas için tek bir ifade kullanacağım. Basketbol. Toplanmışsınız Sayın Erkan Baş, Chris Baş'ın akrabası. Sokrates'ten merhaba. Haftalık Fantezi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün stüdyodaki konuğumuz Türk siyasetinin kilit aktörlerinden Canereler. Hoş geldiniz. Evet. İtaat talep ediyorsunuz tişörtünüzle de. Evet. Türkiye'yi simgeleyen bir şey. Yat. Böyle mi kazanacaksınız oyları? Bir yat kültürüyle kazanacağım bütün oyları. Yorumunuz nedir seçim sonrasında? Hocam yani... Halkınız size YouTuber olmaya devam etme görevi verdi. Yani sen burası için assın dedi bana. Devrik bir milletvekili aday olarak buradayım ben. Evet, tabii giriş şarkısında da sevgili Cem Karaca'nın tamirci çırağı bugüne özel Canereler. Yani biraz o süreci konuşalım dilersen konuşalım. Orkun. Yani bugün çünkü... Biraz değil bayağı da konuşabiliriz çünkü zaten... Çok da fazla konuşuyor. NBA'de final heyecanı. Bir konuşma yapacağım çok ufak. Lütfen. Caleb Martin, sen benim oyuncumdun be. Yani, oğlum, 26 sayı ortalamayla konferans finali oynayan adam bizde yani... 26 sayı ortalama mı? 27 i̇şte abartarak söylüyorum da yani. Abartarak, her şeyi abartarak söylüyorsun zaten. 7 rebound falan da ortalama. Aynen, iyi oynadı ama, iyi oynadı. Son maçı özellikle. Genel playoff'u da iyi oynuyor. Kaan abi de sıkça değindi zaten yayınlarda da. Evet. Playoff performansı. Ben yani tekrara düşmüş oldum bence. Kaan abinin söylediği bir şey tekrar gündeme getirerek. Ben abi sana döneyim. Yani neler yaşandı? Neden 12. sıra? Daha fazlası olabilir miydi? Yoksa bu 12. sıranın belki yani senin için 12 sayısının bir önemi var mı hayatında? Hiç önemi yok. Hiç bir önemi yok. 12. Ya evet, nasıl mesela 12 sayı? Neden 13 değil, neden 11 değil? Benim hayalimde şöyle bir şey var mesela. Toplanmışsınız Sayın Erkan Baş, Chris Baş'ın akrabası. Canerim 12'den bir girer. 12'den de olur. Meclis inler falan mı? Böyle mi yok? Yani evet, bu tip şeyler konuşuldu falan diyormuşum. Kızarmaya başladı. Evet. Hocam gibi. İşçi partisi kırmızısına doğru gidiyor. 12. adam olarak. 4. maçta Obradovic de böyleydi. Ama yani benim kanımda henüz o tip şeyler dolaşmıyor. Henüz bu henüz, saatte henüz dolaşmıyor yani. Peki yani siyaset konusunda çok beklediğimiz o elektriği alamadık. Hocam çünkü moralimiz bozuk. Moralimiz bozuk. Evet, ama yani yine oylarımızı verdik tabii ki gereken yerlere. Şey yapmadık, küsmedik ondan sonra. 12. sıra 12. sıra. Ve bölgemizde milletvekilini seçtirdik yine. O yüzden mutluyuz. En azından bir şey yapabildik. Yani Cumhurbaşkanlığı'nda bir şey yapamadık çünkü maalesef. O yüzden. Single Malt takımı. Zaten hani bugün takımı enine boyuna konuşacağız. Bu dönemde fiyatları da ciddi artış gösteriyor. Biraz da onu konuşacağız. Biraz da onu konuşacağız. Merak et. Gerçekten yani nereye gidiyor bu takımın geleceği bilinmez. Sezon sonunda da artık tamamen havlu atmış bir single man görüyorum ben. Bench'te bırakılan oyuncular. Kawhi Leonard, Jonas Valančiūnas gibi isimler. Ama klasik soruyla başlayalım Caner abi. Sen... 2007'den beri bu oyunu oynuyorsun. Gördüğüm kadarıyla burada yazıyor. Tabii geçmişe de dayanıyordur. Yani ESPN dönemi, işte, VGM dönemi. No. Sizin kadar kariyerim bir şey olmasa da. İnternetin ilk bağlandığı günlerde itibaren. Ama tabii. Burada 2007'den beri görüyorum resmi istatistikte.
Nasıl başladı bu serüven ve bugünkü gelinen nokta itibariyle kendini yani bu ligdeki titanlar arasında nerede görüyorsun? Çünkü 7. sırada bitirdiğini görüyoruz bu sezonu da. Bir şey var mı yani, bir öz eleştiri var mı? Var. Şimdi ben çok disiplinli bir oyuncu olmadığımı söylemem lazım. Yani evet. Geçmiş yıllarda özellikle. Ama herhalde son 3 senedir... Geçmiş yıllarda özellikle. Yani bu disiplin daha disipline haliniz. Yani ligin public olmasıyla birlikte bir hani kısmi bir disiplin yüklendi. Public olmadan bir sene önce. Bir sene önce. Evet. O zaman özel bir telefon almıştım. Ondan sonra bir son o sezon özellikle çok daha konsantre oynamıştım, hatırlanacaktır. Evet. Ve hatta galiba normal sezonu ya 2 ya 3 bitirmiştim. Sonraki sezonu normal sezonu lider bitirmiştim zaten. Sonra... Beyaz sezon oldu herhalde o yıl. O zaten anormal sezon. Hayır işte Onur'un bana dediği var ya, Onur seni 8'den geldim 7, 1'den yandım dediği sezon geçen seneydi. Yani son 3 sezon dememin sebebi o zaten. Doğru. Ve bu sene biraz draftta ayıptır söylemesi, gerçekten berbat bir draft seçimi yaptım. Yani canereler yani... Türk halkının nezdinde düşünülmeyen insanlardan. Kendisi. Güzel kadınlar ve canereler. Bunu karıştırmaz. Asla. Başka tür bir boşaltım sistemi yani bilmiyoruz. Ona bizim aklımız ermez tabii. Şey de yapmazlar. Gazman da olmazlar. Tabii. Yok hayır olmaz. Canım. Haşa. Olmaz yani ondan sonra. İlk seçimi Erman'la izledik. Erman neyse yani pardon bölmeyeyim. Yok hiç sıkıntı yok. Bunlar hayatın ve insanın doğal tarafları. açıkçası bu sene biraz o yüzden moralim bozuk başladı ama sonra yerden birkaç isimle, Uğur Ozan taktiğiyle ondan sonra biraz toparladım. İlk 8'de kalmaya çalıştım ve playoff'a adım attım. Ama playoff tabii istediğim gibi gitmedi. Playoff'a girmek de benim için önemliydi ama Miami Heat olamadık tabii. Evet. Yani hemen elenen bir play-in takımı gibi olduk. O yüzden bu sene biraz böyle geçiş sezonuydu. Biraz Single Mountain'ın da gerçekten fiyatının artması. Biraz siyasi süreçler benim konsantrasyonumu bozdu tabii ki, özellikle bahar ayları. Benim sayın vekilime bir sorum olacak. Ne var? 2015 yılında fantasy takımınızda Enes Kanter'i bulundurmanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi. Sen bir de şey desene. Şöyle bir. Ama ben o parti üye değilim. Yani hani ne kadar bip kullanılacak acaba burada? Yani sponsorlu da bir program olduğunu düşünürsek yani acaba hiç ses duyulacak mı? Senin sesini hiç duyabilecek miyiz bu bölümde? Diyelim ve sponsor... Zaten sesimizi duyuramıyoruz ki. Of. Yani şurası inanılmaz. Gerçekten yıllardır yani muhalefette beklenen muhalefet... Orkun'dan geldi. Peki yanlış adayı girerim. Yanlış adayı seçmişiz. Yanlış adayı seç. O zaman MG ile sezonun güçlü performansı diyoruz Single Malts takımı için. Er meydanı diyebileceğimiz bir noktadayım. My Team sekmesindeyim Single Malts'ın. DeJounte Murray. Evet, bu sene bizi patlattı biraz. Patlattı. Yani sandıklar patlamadı belki ama aynen. Yani patlattı. İstikrarsızlığıyla ama. Caris LeVert yerden almıştı zaten. Caris LeVert. Mike Conley beklediğim üzerinde iş çıkardı hocam. Ama takas olduktan sonra düştü biraz. Yani hani beklentiniz düşüktü denedebilir. Eugene Omori. O son 1-2 haftada. Üzerinde durulması gereken bir isim. Eugene. Yani burada öğrendiğim, bu sene öğrendiğim bir beyefendi kendisi Omori. Scottie Barnes'a çok büyük patladım. Kendisine teessüflerimi iletiyorum. Yılın çaylı olduğu sezondan sonra yani gerçekten evet. Yüzümüzü biraz şey çıkardı, kara çıkardı. 84 renk. Ama bu sezon yılın çaylı olamazdı zaten. Evet. Çok doğru bir analiz daha. Caner Bey uzaklara daldı şu anda. Şu an Dilim Buruks'a bakıyorum kadronda niye var diye. Caner hayalinde şey görüyor. VIP seçilmiş. Caner İçişleri Bakanı. Oh! 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 Eugene Omori ile geldi. Oh! Eugene Omori'yi şey yapmışlar. İçeri sokmuşlar. Arada öyle çığlıklarımız oluyor burada. Mülteci oylarıyla TIP. Orkun, bir bakanlık da sana ver.
Bak işte kabinenin nasıl belirlendiğini. Avrupa Birliği İşleri Bakanlığı. Evet, kimi seçtik? Dejante Murray'i seçtik. Ne seçiyoruz hocam burada? Sezonun senin için en akılda kalan oyuncusu. Hmm. En güçlü negatif performans. Ha, güçlü performans. Güçlü performans. Güçlü. Senin gibi hani bu markanın adeta yüzü olmuş bir adamın. Söylüyorum hocam. Evet. Beni birçok hafta taşıdı ve beklemediğim şekilde. Ben bu kadar yani aldım ama o kadar umutlu değildim. Gerçekten Malik Monk. Malik Monk. Belli haftalar böyle acayip performanslar göstererek playoff'ta da hatırlayacaksınız. Evet. Ki o bizim oyuna da dahil değil. Evet, playoff'ta biz doğru evet. Şey yaptık. Doğru ama yani normal sezonun özellikle son 1-2 ayını da çok iyi geçirdi. Playoff'a taşıyan dönemde. Yani Zach Collins'e gidecektim. Ama hep back to back'lerde gene klasik dinlendirdi onu Popovich Usta. Ama onunla beraber onu biraz üstüne yani daha devamlık olarak Monk'u koyarım hocam. Kawhi Leonard baba zaten sakat olmasa ligi hani hala şey yapacak bir oyuncu. Ki oynadığı dönemde gerçekten olağanüstü oynadı. Yani ciddi muhabbete girdim, kusura bakmayın. Ama lütfen. Güçlülük deyince yani Kawhi Leonard'ı da tabii seçmek ilk 2 ay için kötüydü ama son 3 ayda da baba bizi playoff'a taşıdı, onu da söyleyeyim yani, sağ olsun. Ellerinden öperiz yani kendisi. Uzun da sürer ellerinden öpmek diye çok çirkin bir... Nasıl öperdiniz mesela siz? Yani şey gibi. Yani... Tırnakları pis olur ya. Yaptır Caner'le buluşmadan. Bir maniküre. Ben bir süredir Daily Fantasy grubundayım. WhatsApp'taki bu grup yani... Hareket yok, var mı orada? Şöyle ilk gün 16 takım vardı. 14'ü galiba girmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 2 hafta önce, 3 hafta önce hatta grup kendini lağvetti. Ve ama kimse bir şey demediler. Kimse bir şey demedi. Evet. Son bir fotoğraf var. Son bir fotoğraf var, evet. Yani Aras Bayram ve Erkan Yılmaz. Ligi nasıl domine ettiğimizi konuşuyoruz yazmışlar. Yani şöyle bir durum var. Yine hani sayının gitgide azaldığı, katılımın gitgide azaldığı bölümden 4 kişi katılmış. Erkan Yılmaz var mı? Var. Var. Erkan çok istikrarlıydı. Erkan her yerde var. Yani bu adamı yani son 2 gün, ilk 3 gün ben de şey vardım. Şey gibidir diyecektim. Onlar yani, ne içiyor? Bira mı içiyordu orada? Bira içiyorlar, evet. Burası Ministry ya, Ankara. Evet. Minister mı? Minister abi. Aa, çok manidar bir isim. Minister, okay. Aynen tabii. Ministerlik verecek misiniz? Bizim içmemiz gereken bir yer. Erken, sana çok erken kapatıyorlarmış. Sana güzel. Derken yani. Güzel. Senin için. Evet yani Daily Fantasy de. Minister'da kadehler sadece Malik Monk'a kalkar. Salak. Malik Monk'un ismi de Türkçeleştirilmiş Melik Gökçek gibi böyle. Malik Monk. Gökçek ve Dersun. Gökçek ve Dersun. Hafif böyle bir bağlı. Malik Monk. Sokrates. Neydi ya bu şeyde oynayan çocuğun adı? Nerede? Oynadığını, Davut Kamer miydi? Davut Kamer. Abi inanılmaz Davut, bir Türkçe. Çocuk o şey yapıyor. Maden çalışmaları başlatmış o bölgede. Gerçekten şeydi. Balıkesir'de falan. Devam yani Türkiye. Devam. Öyle hatırlıyorum. Peki o zaman sizden gelenler. Ne? Nasıl bir dakika dur ya, o kadar da değil. Sizden gelenler bölümü burada üzerine konuşulacak. Yani çok şey var çok da şey, yani. 9 tane peki, şey var. Peki yani Kaunas'tan Mirotic'i konuşmayacak mıyız? Konuşacağız. Yani. Ne konuşacağız Kaunas'ta ya? Hayır yani. Kaunas'a dair çok şey konuşmak istiyorum. Evet, konuş. Bu haftalık bir isterseniz değişiklik olsun. Sizden gelenler öne geçmiş olsun. Olur. Ondan sonra Kaunas. Ben programınıza karışmak istemem. Haşa. Hadi. Vah, hadi. Ya, peki. Ben başlıyorum. Evet. Mert Karabatak. 8-9 yaşlarında okulun bahçesindeki bankın demiri arasına ayağımı sıkıştırmış çıkaramamıştım. Tüm okul işi gücü bırakıp beni izlemişti. Olayın tüm saçmalığı yetmiyormuş gibi bir de beden hocası çıkarmıştı beni. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi sınıfa çıkıp tahtadan film açıp izlemiştik. Şimdi burada tabii şey, sen geçen de hafta Ali ile Emre katıldığında biz concussion şeylerini istemiştik izleyicilerden, anılarını. Ona dair birkaç tane yorum geldi, şey geldi. Evet. Onlardan biri. Yalnız benim anlamadığım, gelsene bir daha. Tahtadan film açıp izleme ne demek abi? Ben bu sınıfa çık ya, tahtadan o herhalde elektronik
bir dönem. Tabii yani bizim şey, yakalayamadık. Yani evet, tahtadan metoduyla. Nasıl bir şeyse artık. Bizde kara tahta vardı. Tabii, bizde de. Tebeşir. Aynen. Sonra o şeye geçildi mi? Markerla falan olan olabilir, şeyler var. Olabilir, bilmiyorum zaten. Orkun, ikiniz de Fransız eğitimi aldınız. Tebeşir'in Fransızcası nedir? Hatırlamıyorum hocam. Le tebeşir. Le tebeşir. Ya bunu yapma ya. Pilav gününe gittin mi Orkun? Ne? Pilav gününe. Pilav günü varmış. Ben gitmedim de. Sıkıntılıdır pilav. Ben Ankara'daydım biliyorsun. Bu dönemde yürek sonu ister pilav yiyor. Aa. Sen niye, bakanlık için mi? O şeye düğüne gitti. Sevgili arkadaşımız İpek Toker'in düğünü için. Evet. Oo, tebrikler. Benim de eski çalışma arkadaşım, çok sevgiler. Evet, kendisi. Efe Balakin'le birlikte. Oo, Balakin'lerden Efe. Nefis bir sohbet oluyor yani. Yani en yakınından dinleyebildiğim için... Evet, çok tahtadan şanslı, film açmışlar. Çok şanslıyım, evet. Evet, tebrikler. Tahtadan film and chill. Yani ağzına sağlık. Can Yiğit Koç. Şimdi çok zor bir yer şey geliyor. Bu yorumu Paris'ten yazıyorum. Öncelikle memleket. Caner'in memleketi. Kaldığımız otelin resepsiyon görevlisi Monsieur Salomon ile biraz fantezi sohbeti yapma fırsatı buldum. İnan Özdemir dedim. İnan est un gentleman dedi. Yani... Caner'e okut, Caner'e. Al sen oku. Bakayım, hacı. Orkun Çolakoğlu dedim. Orkun? İnan'dan başla, İnan'da. Ha, pardon. İnan, gentleman diyor. Gentleman. Ama gentleman'ı yanlış yazmış hocam. Fransızca'da evet, böyle değil çünkü. Hepimizi. Orkun, na aucun defet en série éliminatoire. Yani eleme turlarına yani playoff... Şey diyor, playoff'ta ya da elemelerde hiç yenilmedi diyor. Çünkü hani playoff görmediğin için sanırım sana bir dokundurma yapıyor. Hadi ya! Hiç aklınıza gelmemişti. Yalnız birebir çevir ha. Her yerde bulamazsınız. Her yerde. Hele bu tamlardan sonra. Aa, bu çok ilginçmiş. Nereler dedim diyor. Le Parlement a perdu un député. Parlamento'ya gidiyor. Evet, bu çeviri güzel bir çeviri. Parlamento çok şey kaybetti. Parlamento bir vekil kaybetti. Almanya bir mühendis kazandı. Griezmann demiş, amatör demiş. Onu artık evet. Evet, Fransa'nın kalbi haftalık fanteziyle atıyor. Vay. Bunu da bizzat tespit etmiş oldum demiş Can Yiğit Koç. Çok sevgiler. Teşekkür ediyoruz bu içten ve global mesajı için. Seedorf yazmış. 141 beğeni. Selam olsun. İşte bu zor günlerinde ona da önemli bir katkı. Ali Konoviç'i korkutan palyaço, olayın Şarköy'de gerçekleşmesi ve aradaki yaş farkı sebebiyle Erman Yaşar olabilir bu palyaço. Ha, çok güzel bir evet, tespit. Güzel. Evet, tüme varım. Yani Erman Yaşar'ın evet, bir hani duygusal palyaçolar bir de biliyorsun duygusal olurlar. Gel git de yaşarlar. Evet, yani o ağlayan palyaço. Evet, ya da o belki de gülen yüz bir maskedir aslında. Tabii ki. Yani ah, o Mona Lisa'da da şeydir ya, gülüyor mu ağlıyor mu anlaşılmaz yani. Buradaki... Öyle mi? Buraya kadar... Ne düşünüyorsunuz Mona Lisa hakkında? Güzel bir kardeşimiz, tatlı. Mona Lisa'daki şey olayı çok enteresan. her yerden direkt sana bakıyor. Şey ha, yani. Evet. Ya bu... Gittin mi hiç Louvre'da? Louvre yok, ben gitmedim ama yani... Söylenir ya bu. Öyle yani yıllar önceden aslında şu olay test edilmiş. Ulan bu kız bana mı bakıyor? Hem de kaç yılından? Kaç Da Vinci, yılından? Da Vinci'den. Da Vinci da kendi travmalarını tabloya adeta yansıtmış. Da Vinci de zaten bu büyük aşkından hasta düşüp Fransız kralının himayesinde şatosunda ölüyor biliyorsun. Orkun da çok öyle benzer bir deneyimi Corner'da yaşadı. Geri zekalı. Ne oldu, tam detaylarıyla alabilir miyiz? İşte Mona Lisa gibi. Evet. devam ediyorum. Hayali arkadaş 16.42 yazmış. Concussion hikayesi kendi içinde bir paradokstur. Hatırlanan concussion yeterince konkaş etmemiştir. Bu bağlamda bir konkaş mağduru olduğumu söyleyebilirim. Zira kuşkaş gibi. Konkaş. Zira ilkokulda yaşadığım concussion olayının sırrı hala benim için çözülememiştir. Bugüne kadar topa bastığım, topu ıskaladığım, topu tutmak ne? Topu için, topu tutmak atladığım herhalde için orada bir konkaşından gitmiş yakışmamış. Topu tutmak için atladığım gibi çeşitli rivayetler anlatıldıysa da memleketteki sol fraksiyonlar ki burada sana bakmak gerekir
gibi solda bir tür, oturuyorum zaten. Evet, gibi bir tür ortak bir metin üzerinde arkadaşlarımca anlaşılamamıştır. Ben kaleye giden topu tutmak için kahramanca atladığım hikayesine prim veriyorum. Evet, şey de çok enteresan bu arada, Rumuz. Evet, hayali nedir? Arkadaş. Yani belki Concussion'dan bugüne yaşayan bir hayali arkadaş belki de. Cahit. Belki de. John Nash gibi yani. Ha? İnanılmaz bir tahlil. Tahlil, le tahlil. Düşünsene bak, kafayı vuruyorsun hocam, Concussion. Ve gidiyor kimlik ya, gidiyor. Hatırlamıyorsun hiçbir şey. Sonra yeni bir hayat başlıyor. Concussion üstü Concussion yani, acayip bir şey. Orada şey, bununla bu, ilgili bu, film vardı. Neydi? Memento muydu neydi? Ha, Memento acayip. Kafayı vurmuyordu galiba. O başka bir şeyler oluyor. Ben Bein Sports'ta... Güzel. Yani böyle bir... neyse. Allah'ım bana Concussion ver de. Austin Son. Ben zarfı yalarken kağıt yırtıldı. Bende mi bir sorun var anlayamadım. Yani. Bu herhalde... sizin tabii biraz zarf falan konuştuk ilk turdan sonraydı. Zarf yalama. Zarfın nasıl yala nece bir yalamaktır pötür, ki o. Yani neydi pötür ne deniyor? Bir şey var. Dildeki grenli gibi böyle hafif. Evet. Böyle pötür pötür. Nasıl bir gerçekten merak ettik. Fotoğraf yollarsanız. Onur 41-44. 13 yaşındayken Çeşme'de iskeleden ablam ve bir arkadaşı beni el ve ayaklarımdan tutup 3'e kadar sayıp denize atacaklardı. Sonrasında senkronizasyonda ufak bir sıkıntı yaşadıkları için bir taraf elimi bırakırken diğer taraf ayaklarımı bırakmadı ve sırtımı iskelenin kenarında vurduktan sonra yavaşça denize doğru süzülmüştüm. Çok geçmiş olsun. Demiş, çok geçmiş evet. Olsun. Ablanızı dava etmek isterseniz hukuk departmanımız. Konkaş departmanımız var. Murat Özcan 34-60. Her hafta program açıklama kısmında Can Öndüğün adı da yazılmış mı diye bakıyorum. Yazılmıyor. Herkesin adı var, onun yok. Neden? Hak etmediği için derseniz tabii o ayrı. Ben teorimi söylemiştim. Ruhat Akkuş. Bence bir gün girip kendi ismini de buraya eklemek için bu açıklamayı baştan sona değiştirdi. Yani Ruhat'la Can arasındaki bir husumet olsa gerek. Biz yani, karışmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz Ruhat'ın ismini eklememiştik buraya. Çok net bir şekilde söylenebilir. Ama hak etmiyor da tabii. Hak etmiyor da tabii ki. En iyi hikaye bende dur. basketbol 800 yazmış. Annem arkamda tabak düşürdü. Tabaktan seken seramik parçası sol ayağımdaki aşil tendonumu kopardı. 6 aydan fazla süre yürüyemedim. John Wall'la benzer bir hikayemiz var. Fedon'da yaşamış olabilir. Olabilir. Final Destination gibi o ne ya? Yalnız yani bunun doğru olduğunu kabul etsek dahi ayaktan concussion olur mu? Bir de yani 6 aydan daha fazla süre yürüyemedim. Yani hani... biraz abartılı. Biraz evet bunu. Yani yürümek. Yani şimdi Star Trek'te bir bölüm vardı. Şimdi orada farklı canlılar var tabii. Evren geniş. Bizde de evren geniş de canlının olup olmadığını bilmiyoruz tam olarak. William Shatner karakteri Kaptan Kirk birisiyle dövüşüyordu. Şey diyordu kafasına yani cinsel organına vur diyordu. Kafasına yani cinsel organ. Yani Allah. Işte, abi vurduğunda bir şey olmuyordu. Meğerse... O canlının, yaratığın diyeyim, dizindeymiş hocam. Yani o yüzden de dizine vurunca dövüşü kazandı. Böyle ilgili bir tüy alınca. Bunda da aşil tendonla ilgili şeyler olabilir kafası. Ne oldu sonra? Kaptan Kirk elini mi yıkadı? Bu gerçek, Allah gerçek kahretsin bir be falan. Görkem Enes Sarkaya. Yazmış. Yani o kadar bir uzun ve birleşik ki. Ve sonunda da 65-44 var. 65-44 var. Benim concussion hamaktan düşüp kafayı yere vurarak oldu. 6-7 yaşındayım. Klasik şişman babaanneye sahibim. Ya body shaming yakışmamış burada. Çok ayıp. Annemizin ellerinden öpüyoruz. Evet. Böyle rezil bir torun. Yani neyse. Olmaz. Biz olayda sürecin takipçisiyiz. Evet. Lütfen bize yazın. Çekil biraz yana deyip hamağa oturdu ve beni uçurdu. Şiddetli şekilde kafam beton zemine vurdu. Sonrasında dikiş atılmıştı. Evet Görkem Bey, fotoğrafınıza da bakmaya çalışıyorum. Etkileri devam ediyor. Gibi gözüküyor. Çok geçmiş olsun. Sanırım o detayı vermesinin sebebi hamaktan düşüş biçimi evet, mi? Yani anladığım evet. Kadarıyla bu. Evet concussion hikayeleri biraz şey Ferhan Şahin'in Oteller kitabı gibi. Yani. Her daldan bir hikaye var. Siz de güzel bir çağrı yapmışsınız. Geçen hafta benim izleme şansım olmadı.
yoğunluk sebebi. İzleme şansı da olmadı. Bırak. Program 44 dakika galiba, hatta 50 dakika falan sürdü. Nasıl şansın olmadı? Biraz bu iki haftayı konuşalım. Buradan da Kaunas'a geçebilirim. Evet, bence güzel olur. İzleme şansım olmadı. Canerelerin gözünden Kaunas. Yani Uğur Ozan'la gördüğümüz şeyler bazı anlar değişti. Onun dışında benzer şeyler gördük. Ne demek? Ya bak, Kaunas için tek bir ifade kullanacağım. Basketbol. Yani. Ya bu şehir 7 gün 24 saat basketbolla yaşıyor. Zaten her yol salona çıkıyor aynı zamanda. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Her yol salona çıkıyor. Güzel yemeklerimiz oldu kendisiyle. Yemek konusunda evet, iyi bir yer. Yani konuda beklediğimiz iyi. Kalitenin değil mi? Yani fena tabii değildi. Biz de yani birlikte biraz soruşturduk tabii yani. Tabii. Yani bu da o tabii. Da biz de biraz soruşturduk yani. Evet, bir akşam özellikle Uğur Ozan'ın soruşturduğu ve gittiğimiz evet. bir yer gerçekten. Kaybedenler kulübü gibiydi. Evet bu arada yani gerçekten. Monaco ve Barcelona full oradaydı. Yani filminden sonra. Evet, arka masamızda Saša Obradović oturuyordu ailesiyle beraber. Yukarıda Sertaç oturuyordu. Evet. Onun da saati çalınmış. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aa evet ya, çok geçmiş. 25 bin dolar. 20 yani Barcelona, Sertaç'ın Barcelona soygunu sonrası çok bir şey ifade etmeyecektir diye düşünüyorum. 25. Ama yine de geçmiş olsun. Seneye fantezide saat ödülü mü koysak acaba? Motivasyon olur mu Sertaç'ın? Sertaç'ın çalınan saati ödül olarak. Vermeyeceğimiz belki, bir ödül. Tabii belki yani saati... Kimin çaldığı da muamma. Belki bizim Barcelona'daki ekiplerimiz gelecek seneki ödül olarak. Tabii göreceğiz onu. Onu da göreceğiz. Bir de Paseig de Gracia'da çalınmış. Evet, yani senin. Yok benim değil oğlum. Yani orada çalınıyorsa başka hani. Nerede? Sertaç, Raval'e falan gitmez de. İşte yani bu şey hani biz tükürdük Barcelona'yı yani. Raval'e falan. Born diyelim. Born diyelim. Tamam oğlum, Born diyelim yani. Barcelona büyükelçisi. Aynen. Oğlum Raval'de. Raval'de. Yeni hükümetimizde. Raval'de biliyorsa ezan saati müzik kısılıyor. Raval'deki çamaşırlar neyse. Hemen. Neyse abi, senin Kaunas analizin yarıda kalmıştı. Yok, tekrar döneyim. Yani evet, biraz bizim bir şeyimiz vardı. Bozkır'ın tezenesi diye evet. Hani bizim Türkiye'nin Anadolu'suyla alakalı. Gerçekten Litvanya'nın biraz daha iç Anadolu'sunda bir kent diyebiliriz. Ama bir yandan tabii ki gerçekten çok temiz, ferah, rahat bir yerde. Yemeklerini sevdik. İnsanları biraz soğuktu açıkçası. Biraz zorlandık o anlamda. Caniş Bakan özellikle çok zorlandı. Evet, Caniş Bakan biraz zorlandı. Caniş Bakan'a yapılan ayıbı da burada. Masaya yatırmayacağız. Olympiakoslular bayağı tadını çıkardılar diyelim Kaunas'ın. Onu fark ettik yani. Her yeri onlar sarmıştı. Real evet. Ki o da zaten. Evet, Allah'ın emri diyelim. Evet, çok keyifli. Temposu yüksek. Nasıl söyleyeyim? Yani böyle tam kelimeyi arıyorum. Hala arıyorum kelimeyi. Evet, kompakt. Biraz daha. Kompakt bir biraz program. Daha evet. Kompakt bir program oldu. Demokrasi şöleni. Şimdi tabii üst üste iki seçimden sonra bu programa çıkmak kolay olmadı. Ama işte hı-hı. Evet. Yani buraya olmadı. Çıkmak da bir seçim. Doğru. Hani itibarı bırakıyor muyum? Benimle birlikte devam mı ediyor itibar? Ama hiçbir evet. zaman tasarruf etmez. Evet. Tabii. Hiçbir tabii. zaman tasarruf etmez. Canereler en pahalı single malt neredeyse... Gider o single malt'ı alır. Güzel bir konu açtın. Kaunas'ta single malt araştırması yaptım evet, hocam. Evet. Ona çünkü daha hesaplı olduğuna dair belli tüyolar gelmişti. Ve gerçekten de marketlerde yaptığım araştırmada hala Türkiye'den daha ucuz olduğunu gördüm. Aldınız Euro'ya rağmen. Mı? Aldım edindim, temin ettim. Efendim. Algınız batsın. Valizime de koydum, getirdim. Evet. Yetmedi, havalimanında da aldım. Ki size hediye de gelmiş. Hediye de geldi. Hediye de geldi evet. Ama yani, biliyorsunuz ben doymuyorum efendim. Single malt. Canereler zaten sonra. Hemen teşekkür storiesini attı. Vallahi ben senin yerinde olsam bir tane daha atarım bugün. Vallahi çok makbule geçti. Makbule geçti kelimesini ben de şey makbuleyi kullanmak istiyorum gerçekten. Yani. Ama dönüş yolculuğunda sevgili Yiğiter abinin, Yiğiter Uluğ'un, o da bu programın kemik izleyicilerinden biridir. Hiçbir bölümü kaçırmaz. Selam olsun. Oradaki şey anı benim yani en çok aklımda kalan anlardan biri tüm seyahatte. 36 euroya 2 litre viski bulduğu an. Tabii. Yani o kadar hızlı hareket ettiğini Yiğiter abinin
son 20 yılda hiç görmemiştim. Yani bir anda ya 2 litre çünkü şey olmuş, hatta bize de önerdi bunu. Ama son kalanı almış. Son kalanı almış. Önermesi bizim için bir şey ifade etmedi. Canerilerin kahretsin işte Almanca bir küfür, Scheiße falan böyle bir küfür tabii edip. Yiğiter abi Caner'e şöyle mi yaptı? Helal et. orada bir şeyimiz oldu. Evet, öyle bir. Moralimiz bozuldu. Ama bence asıl macera, özür dilerim, biraz uzatıyor olabilirim belki siz, yani programınızın ritmini düşürüyor olabilirim. Tam da ihtiyacımız olan şey bu. Lütfen. Yani dönerken Aras Yetiş'le yaşadığımız macera bence tap maceraydı. Ve nedir onu Kaunas'ta yaşamadık. Bu inanılmaz bir hikaye. Dönerken. Aras. Yani dönerken Riga'ya, biz acayip bir yolculuk yaptık tabii. 4 saat. Evet. Kaunas'tan Riga'ya. Yani sabah 4'te başlayan yolculuk, akşam 5. Baltık keşfi yaptık. Gerçekten. Tüm kristalını gezdik. Uğur Ozan, işte Can İşbakan, Aras, ellerimizde çeşitli işte ürünler. Neşriyat neydi lan? Onun adı bir meşrubat. Hayır be, başka bir adı vardı. Nevale. Neyse. Abi 22'den sonra satmıyoruz dediler. İçki. Işte. Biz boşuna demedik. %75. Yan dostuna da sosisli almaya çalışıyoruz. Aynen sosis. Neydi, 1 euro muydu sosisli? Sosis yalnız. Evet, acayip. Yani her noktada bir sosis var. Dur. Dur. Duruyorum zaten. Duruyorum. Aklındakileri duruyorum. Sil. Zaten duruyorum. Sil ve daha Aras'ın yaşadığı şeyde. Oraya gelelim. Dönüş yolunda da Aras'la bir şeyimiz Aras'ın vardı. Aras'ın çok sevimli, mini bir sarı bavulu vardı. Bir erkekte hiç görmediğim bir bavuldu. Acayip. Tweety. Seksiydi. Ama evet, yani Aras da taşıyor o bavulları. Hiç tabii. Ama şöyle bir nüans var. Aras maalesef biletini alırken bavulu eklememiş. Yani kabin bagajını da eklememiş. Bir tane şey bileti var biliyorsun. Fakir bileti. Hiç. Yani 3 opsiyon var. İlkinde sadece sen seyahat ediyorsun. Mülteci. Bavulsuz. Üstüne öyle fazla bir şey giyme. Adam gibi gel. Aras maalesef onu almış. Yani şey yok. Kabin bagajı dahi alamıyorsun. Biz toplu seyahatte tabii şey. Yani giden bagaj da var. Bavul da var. İçkiler işte, var. Falan. Aras onu almayınca girişte işte Riga'da bir tepki oldu. Dedi ki yani 80 euro verin ya da almayız. Aras da altın kalpli bir arkadaşımız tabii biliyorsunuz. 2 tane şarap almıştı. Yani ben sadece burasını anlatacağım. anlat devam. Bak, 2 şarap dışında, yani o şaraplar ama gidecek sonuçta. Çünkü fotoğrafı da bence gösterebiliriz ama çok mu reklam olur? Fotoğraf da ekrana gelsin. Evet, fotoğraf da ekrana sen gelsin. De çektin, ben de çektim. Fotoğraf da ekrana gelsin. Canereler bir anda Aras'la olan bütün bağını kopardı ve tamamen şarapla ilgilenmeye başladı. Ama bu, şarap çok iyiydi bir tane. Bu şarabı ben nasıl İstanbul'a götürebilirim? Kıymetliyiz. Aynen öyle. Çünkü her yerdesin o şarabı. Kıymetliyiz. Bir anda şarabı aldı. Bir anda Gollum'a dönüştüm. Ve yani gördüğüm gerçekten en... kusura bakma abi, yani aciz çabalardan. Ya dedim ki şimdi kardeşim içeriye şey, yani belli yani şarabın gidecek. Kapalar mıyız? İşte engelimiz var falan, hani ihtiyacımız abi, var bir hikaye bir duruş falan. Bizi mahvetti. Bu ifadeyle paramparça oldu. Neyse ama kadın, yani oradaki hanımefendi, güvenlik, Caner abi orada da işte bari siz için gibi. Of, ziyan olmasın çünkü güzel şarap. Ama we cannot drink this hani gibi bir cevapla atıldı sonra şarap. Allah Allah. O çöpe gittiği an bende hala bir yara duruyor, yani bir haftadır. Bir buçuk haftadır. Ama bununla kapatmak istiyorum. Nasıl büyük yürekli bir adam. Nasıl bir adam. Tüm Türkiye canerilerin nasıl bir adam olduğunu tanısın. O şarap kaybolduktan sonra Caner abi duty free'ye gitti. Güvenlikten geçti. Aras'a bir şarap aldı. Kendi cebinden. Ve hediye etti Aras'a. Al bunu eve götür. Duygusal anlar. İşte böyle bir adam. İşte Caner'ler böyle bir adam. Jojo. Çok duygulandım. Hadi kapat. Gelecek günlerde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.